Güneybatı İngiltere'de Salisbury Katedrali'ndeyiz. Burası erken gotik döneme ait bir kilise. İngiltere'de gotiği üç döneme ayırıyoruz. Erken gotik, süslemeli gotik ve dikey gotik. Ve işte burada İngiltere'de gotik üslubun gelişiminin ilk zamanlarındayız. Fransa'da bununla aynı zamanda inşa edilmiş olan Büyük Amiens Katedrali'ni düşünebilirsiniz. Ama bu kesinlikle bir Fransız katedrali değil. Bu, düzeniyle ve boyutuyla tipik bir İngiliz katedrali. Çok büyük, ancak yüksek gotik dönemindeki Fransız katedrallerinin yüksekliklerine ulaşmıyor. Ama dikkatinizi çekerim, bu alçak bir tavanı olduğu anlamına gelmiyor. Tonozlar üstümüzden yükseliyor ve bu yüzden aslında sadece kıyaslandığında daha alçak diyelim. Mimarın yataylığı vurgulamasının yollarından biri de Pörbek mermeri dediğimiz bir taş kullanmak. Bu koyu, grimsi veya kahverengi renkte bir taş ve gözümüzü aşağı çeken yatay unsurların bazılarını öne çıkarmak için kullanılıyor. Bunu görmek için iç yüksekliğe bakabilirsiniz. Bu kısım galeri dediğimiz ikinci kattaki nef kemerleri üzerinde bulunuyor. Burada dört parçalı yaprak şekilleri ve sivri kemerler gibi tipik gotik dekoratif motifleri görüyoruz. Ancak Purbeck'te derinlik ve enerjiye sahip olan bu bir araya gelmiş sütunları görüyoruz. Ve bunlar doğrusal olanı, lineerliği vurguluyorlar. Sanki kilisenin tamamı ince, sütun biçimli formlarla çizilmiş. Aslında bu ince sütunları nefte de bulabiliyoruz. Nef bölümünde birbirinden biraz ayrık olan daha küçük sütunlar var. Buna karşın sivri kemerin kendisi o kadar derin ki iç içe geçmiş rulo gibi duran pervazıyla duvarın derinliğini vurguluyor. Aynı zamanda bunu galerinin genişliğinde ve hatta pencereli üst kısımda dış cam ile içteki nef arasında dar bir geçişin olduğu yerde görüyoruz. Tüm bunlar bir zamanlar parlak bir şekilde boyanmıştı. Şimdi baktığımız şey ise taş ruloları her bir rulo için farklı renk seçiliyordu ve bu yüzden sanırım eskiden daha da doğrusal görünüyordu. Evet, bu katedrali incelerken belki de şu kısımlara bakarak başlamalıyız. Sivri kemerli nef bölümü, onun üstünde bir galeri, onun da üstünde bir clerestory yani pencereli üst kısım ve tipik nervüllü dört parçalı kaburgalı tonos. Evet, Salisbury Katedrali çok hızlı inşa edildi. Kilisenin ana kısmı 38 yılda inşa edildi. Bu da bir süreklilik, bir çeşit tutarlılık olduğu anlamına geliyor. Avludaki kemerli yol daha sonra eklendi ve sonra kule yükseltildi ve tepesi eklendi. Bu kule ve sivri tepesi çok ağır olduğu için mimarlar bu ağırlığı desteklemek üzere makas şeklinde gergi kemerleri eklediler. İngiliz katedralleri sadece bu çok uzun planlarıyla bilinmekle kalmaz. Aynı zamanda doğu uç kısmında bulunan ek bir koro kısmıyla, retro koro yeriyle bilinir. Ayrıca ikinci bir transept de vardır. Ve bu da genellikle nef boyunca bulunmayan daha fazla şapel olmasını mümkün kılar. Mimarın dikeyden ziyade yatayı vurguladığı diğer yollardan biri de kaburgalı tonozları öne çıkarmak için zeminden itibaren yükselen kolonatlara yani küçük kolonlara sahip olmamasıdır. Bunun yerine kaburgalı tonozlar bindirme taşı ya da destek denen çıkma kısımlardan yükseliyor. Ama asıl ilginç olan her birinin alt kısmında yontulmuş bir heykel kafası olması. Bu ayrıntı İngiliz katedral mimarisinin bir özelliği olan dekoratif eserleri olan ilgisini vurguluyor. Burada iki sivri kemerin buluştuğu galeri katına ve bu dekoratif top çiçek bezemelerine bakıyoruz. Bütün İngiliz kiliseleri gibi burası da önemli değişiklikler geçirdi. Koro yeri paravanı kilisenin batı ucundaki ruhban olmayan sınıf ile doğu ucundaki en kutsal kısmı ayırır. Yani kilise ikiye ayrılmış olur ve o Kora yeri paravanının bir parçası günümüze ulaştığı için şanslıyız. Paravan, kemer köşeliklerinin içindeki boyanmış meleklerle ve bir zamanlar içinde heykeller olan alınlıklı nişlerle süslenmiştir. E tabi harika top çiçek örneklerinden bahsetmemek olmaz. Bu kilisenin Aslen mimariyi öne çıkarmak için farklı renklerle boyanmış olduğundan bahsetmiştik. Ancak üstümüzdeki yüksek tonozlarda koro yerinin üstünde, kilisenin doğu bölümünde, daire biçiminde resimler yani rondeller vardı. Tarihçilere göre bu rondeller aşağıda kilise bölümünde gerçekleştirilen ayini yansıtıyorlardı. Bu asıl gotik resimlerin üzeri kaplandı ve badana yapıldı. Ama biz onların peygamberlerin, meleklerin ve tahta oturan İsa peygamberin resimlerini içerdiklerini biliyoruz. Bu kilise 19. yüzyıl vitraylarıyla doluydu. Ama aslen vitrayların çoğu grizay idi. Yani grinin tonlarında yapılmıştı. Güney transeptlerinde bir kısmını hala görebiliriz. Ancak Victoria dönemi vitraylarının çoğunda İncil'den öyküler ve figürler var ve Victoria döneminin büyük sanatçısı Edward Burne Jones'un elinden çıkan özellikle güzel iki sivri kemerli penceresi var. Bunlar çoğunlukla birbirine geçen bu sarmaşıklar ve yapraklarla süslenmiş iki sivri kemerli penceredir. Dört melek parlak renklerle boyanmış. Biri yeşil, inanılmaz derecede ayrıntılı sarı kanatları var. Parlak mavi bir melek de var ve bu iki meleğin de asası var. Sağ tarafta arp tutan iki melek var ve ikisi de parlak kırmızı renkte. Burne-Jones'un yaptığı pencereleri burada Salisbury Katedrali'nde görmek çok güzel. Şimdi dışarı çıktık. Dışarısı aynı dönemdeki Fransız Gotik katedrallerinden çok farklı. İnşaatına bu kiliseyle aynı yıl başlanan Amyan'da sizi içine çeken derin portalların olduğu büyük bir giriş var. Ancak burada üç kapı görüyoruz ve bu girişler çok daha mütevazı boyutlarda yapılmış. Burası da batı cephesi ve arkasındaki kiliseden daha büyük. Bugün nişlerde gördüğümüz figüratif heykellerin büyük çoğunluğu yakın döneme ait. Yani 19. yüzyıldan kalma ve kilisenin yapıldığı 13. yüzyılda burada ne kadar heykelin bulunduğundan emin değiliz. Ortadaki ana girişin hemen üzerindeki figürlerin olduğu bölüme yakından bakarsanız küçük açıklıklar olduğunu görürsünüz ve bunun arkasında bir geçit var. Burasının kilisede batı cephesinin dışında gerçekleşen ayin şenlikleri sırasında insanların burada şarkı söylemeleri için kullanıldığına inanıyoruz. Hatta burada gördüğümüz yontulmuş figürlerin aslında aşağıdaki kalabalığa şarkı söylediğine inanılırdı. Erken dönem İngiliz Gotik üslubunda bir katedral olan Salisbury Katedrali, İngiliz Gotik üslubu geliştikçe daha sonra inşa edilen binalar üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak. Bu büyük arazinin merkezindeki kiliseye, kilisenin topraklarına bakıldığında 19. yüzyılın başlarında eserlerini vermiş olan ressam John Constable'ı ve bu kilisenin resmedildiği birçok tabloyu düşünmemek imkansız. Kilise bir arazide bulunuyor ve oradan dik bir şekilde yükseliyor. Constable, cennete uzanan kule tepesini betimleyerek bize bu izlenimi çok iyi veriyor ve insanın ilahi olana duyduğu özlem hissini ortaya çıkarıyor.